Fatma. Ha, ne oldu? Sen Gökçen'in laptopuna bakabildin mi? Ay yok, nerede? Ya başından kalkmıyor ki hiç. Tuvalete bile bilgisayarla gidecek neredeyse. Gökçe nerede? Vallahi bilgisayar neredeyse oradadır. Ya odasında büyük ihtimalle. Tamam, o zaman ben de gel. Tamam. Şunu alsın kızım. Burada mıydınız siz? Evet, benim odam burası. Ne istiyorsun? Ben de resimleri değiştirecektim de. Sonra değiştirirsin. İşim var şu anda Fatma. Fatma, niye duruyorsun başımda? Nesibe abla emir verdi de hemen git dedin ev resimleri değiştir. Ne olur beni onunla papaz etmeyin Gökçe Hanım. Ben de hemen şipşak değiştiririm zaten. Tamam Fatma, tamam. Gel. Kendi odamızda bile rahat yok ya, böyle bir şey olur değil mi? Ben hızlıca hemen halledeceğim. Şöyle. Allah'ım. Fatma sen işini bitir, ben sonra gelirim, tamam mı? Çok sağ olun. Dışarıda bekle. Gökçe gelirse haber ver, tamam mı? Tamam. Nesibe abla gelirse. Fatma. Tamam, haber ver. Asıl senin ne işin var burada? Çamaşırları yıkayacağım ya. Kirli almaya geldim. Ben alırım kirlileri. Hadi kızım, hadi işinin başına. Sen ama çok yoruldun. Ben hallederim. Kızım hadi. Yemekleri ateşte bırakmışsın. Ama kısık ateşte bıraktım. Hadi, hadi, hadi diyorum. Hadi. Yasemin Hanım. Çok iyi atlattık. Vallahi neredeyse bayılacaktım ben korkudan. Siz bakabildiniz mi? Gökçe Hanım mı çekmiş fotoğrafları? Ya bilmiyorum. Ya her şeye bakamadım. Nesibe Hanım gelince de yarım kaldı. Hay Allah ya. Bir bitmedi şu çilemiz yani. Ya oğlum, tekne temizdir değil mi? Başımız ağrımasın. Tertemiz abi. Haydi bağcı aç, paketi alalım. Hadi haydi. Ahmet, bize taşıttırıyorsun kendini. Koy. O yaşıyor ulan. Lan Ahmet. Yani diyorsun tutunmuşum sımsıkı, hiçbir yere gitmiyorum ha? Vallahi helal olsun. O zaman benden de sana bir kıyak,
Sana bir boğaz havası aldırayım. Şişe. Alo. Nasılsın? Sıcak mı orası? Hala kazanlar var mı? Atıyorlar mı? Ne diyorsun abi? Anlamıyorum hiçbir şey ya. Ya dedim belki ölmüşsün. Bizi cehennemden arıyorsa. Abi mevzu büyük. Başıma neler geldi bir bilsen. Neler geldi ola? Enselediler beni abi. Kim enseledi? Bodyguard abi, bodyguard. Sorguya aldı beni. Ama merak etme, açmadım ağzımı. Ha? Sonra bu bodyguard'a bir oyun ettim. Sana Ahmet'i bulacağım dedim. Kandırdım, saldı beni abi. Ulan hıyar, keklemişler oğlum seni. Seni yem yapmışlar, bizi balık gibi yakalayacaklar. Kapat, kapat, kapat. O telefonu, o sim karttır ne? Bunları hemen yok et oğlum. Bir daha da beni arama. Kimse beni takip etmiyor ki abi. Dikkatliyim ben. Ne yapıyorduk? Anacığım tutuyorduk. Dur, sakın daha tuzunu koymadım. Adem, bir şey soracağım. Yasemin Hanım niye geldi? Anlatacağım dedin, anlatmadın. Kötü bir şey mi ya? Anlatsana artık. Yok şey, bu kaçırılma meselesi var ya. Hı. Sıkıntılı biraz, korkuyor. Doktora gitsin o zaman, niye sana geliyor? Öyle kolay bir şey değil Nevin. Üstelik... Üstelik ne? Bak bu anlatacaklarım buradan çıkmayacak, ona göre. Ay teyzemi kastediyorsan hayatta bir şey anlatmam, merak etme. Kaçırma biraz karışık. Adem bilmece gibi konuşma, söyle şunu. Kaçıran kuzeniymiş. Ne? Aa, yani tamam işin içinde kuzeni var dedin ama direkt o mu kaçırmış? Bak sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bizi ilgilendirmiyor tamam mı bunlar? Tamam tamam, ben bir şey bilmiyorum. Hadi bakalım. Dünyalar güzeli karım hazırsa yemeğe inelim. Timur. Hı. Bir konuşmamız lazım. Olur. Konuşalım. Bizim vakfın bir paneli var. Ben de konuşma yapacağım. Ne güzel. Yap tabii. Panel Sapanca'da olacak. Gidemezsin. Ama benim için çok önemli. Gitmem lazım. Yasemin çok uzak. Ya bu kadar mı yani? Sen yaşadıklarımızı unutuyorsun galiba. Güzelim seni kaçırdılar. Biliyorum, unutmadım. Berna yapsın konuşmayı. Sen şart mısın? Hayır, Berna yapamaz. Ben bir senedir hazırlanıyorum. O kadınları yalnız bırakamam orada. İyi, tamam. Öyle olsun bakalım. Ama ben de geleceğim. Güzel karımın konuşmasını ben de duymak istiyorum. Tamam. Kim arıyor? Vakıftan arıyorlar. Efendim Serpil Hanım. Sen hangi yüzle arıyorsun beni? Dur. Bir dakika, ben şimdi şoktayım. Yani Serpil Hanım...
Cinsiyet değiştirdiğime göre kocan yanındadır. Geliyorum yanına baby. Aynı yerde ha. Her zamanki yerimizde bekle beni. Atlat kocanı, gel yanıma. Hastayım sana, bana gelişine. Belki yüzüne tükürmeye geldim. Vallahi. E haydi tükür. Hadi, ne için geldin söyle. Ya senin bu kuzen piyasada yok. Arıyoruz, bulamıyoruz. Duyduğuma göre Timur Bey de onun peşine düşmüş, doğru mu? Sen ciddi ciddi bunun için mi geldin yani? Yok. Muhabbeti açmak için bahaneydi. Ya Yasemin Hanım, biz seninle çeşitli atraksiyonlara girdik, bir filmler çevirdik, peşkaleli mevzulara daldık. Sonunda ne oldu? Hop, ben havamı aldım. Olmaz böyle. Yani ben şu an çok mağdur durumdayım. Senden ricam bu mevzuyu çöz. Sen dalga mı geçiyorsun? Hangi konuda? Para mı istiyorsun yani? Hayat pahalıdır. Yok ya. Sana verecek param falan yok. Al kayığını, defol git buradan. O kadar kolay değil prenses. Beni böyle bırakıp gidemezsin. Gitme, yapma. Biz seninle artık ayrılmaz bir ikiliyiz. Velhasılı kelam, benim hayatıma girmişsin. Çıkış kapısının anahtarı bendedir. Kapış? Bırak kolumu. Kunduzcu'ya elini veren kolunu kaptırır. Yani öyle diyorlar. Yalandır. Bak bıraktım.